Bu soruyu bir hemşirelik öğrencisinden aldım ve hemşirelerin her gün buna benzer sorunlarla karşılaştıklarından da eminim. Ayrıca eğer hasta olan ben olsaydım açıkçası bu işi doğru yaptıklarından da emin olmak isterdim. Hadi bakalım. Aslına bakarsanız bu soru sadece hemşire ya da doktorlar için değil, birimler arası geçişle ilgili sorunlar çözmek isteyen herkes için ilginç bir soru olabilir. Hadi soruya geçelim. Şimdi bir doktora göründüğümüzü ve doktorun da bir x ilacını kullanmamızı istediğini düşünelim. Bu da doktorun kullanmamızı istediği doz olsun. Hastanın ağırlığının pound cinsinden hesaplandığını düşünelim. Bize pound başına 5 mg ilaç verilmesi gerekiyor ve 12 saatte 1. Evet ilacı bu şekilde kullanmamız gerekiyor anlaştık mı? ama ilacın hastanedeki ya da eczanedeki versiyonu miligram türünden ölçümlenmiş. Başka bir deyişle ilaç bir çözelti ve çözeltinin mililitresi başına içinde çözülmüş halde bulunan belirli bir gramaj ilaç var. Evet, ilacın bu şekilde bulunduğunu ve çözeltinin de mililitre başına 0,9 gram X ilacı olarak hazırlandığını varsayalım. Bu eğer bu çözeltinin 1 mililitresini alıp bir hastaya verirsem hastaya 0,9 gram ilaç vermiş olacağım anlamına geliyor. Son olarak bir de kilomuzun aslında ağırlığımız hatta kütlemiz dersek daha da doğru olur 72,7 kilogram olduğunu düşünelim. İşler gitgide daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı değil mi? Dozu mililitre türünden bulmamız lazım öyle değil mi? Aa, pardon daha soruyu sormamışım ki. Bu ilaçtan doz başına kaç mililitre almamız gerekir? Hemen not edeyim doz başına kaç mililitre çözelti? Sorumuz bu ve dikkat etmemiz gereken de birkaç önemli nokta var. Öncelikle miligramdan grama geçmemiz sonra da bunu mililitreye çevirmemiz lazım. Dozda hastanın ağırlığı pound cinsinden verilmiş ve bizim ağırlığımızda kilogram. Başka bir deyişle burada da bir birim değişikliği yapmamız gerekecek. Evet sorunun neden göz korkutucu olduğunu şimdi daha iyi anlamışsınızdır ama adım adım çözersek aslında o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Öncelikle elinizde bu birim değişikliği için bir tablo olabilir ya da belki de bu değişikliği yapacak bir hesap makineniz vardır ama dediğim gibi e, kilogramı pounda dönüştürerek baş başlayalım. Buradaki dönüşüm İngiliz sistemi ile metrik sistem arasında gerçekleşiyor. 1 kilogram yaklaşık olarak 2,2 pounda eşittir. Tam olarak değil ama bunun son derece iyi bir tahmini değer olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun tersini alacak olursak da 1 poundun 0,45 kilograma eşit olduğunu bulabiliriz. Bunu hemen şöyle koruma altına alayım. Evet, soruyu çözerken ihtiyacımız olacak bilgilerden biri bu. Diğer dönüşümleri ise eğer uzun uzun hesap yapmak istemiyorsak bir hesap makinesi aracılığı ile yapabiliriz. Az önce de söylediğim gibi isterseniz dozun kilogram başına ne kadar olduğunu bularak işe başlayalım. Bu pound başına verilmiş ve aslında 12 saatte 1 olduğu bilgisine de ihtiyacımız yok. Çünkü bize doz başına kaç mililitre çözelti vermemiz gerektiğini soruyorlar. Doz her 12 saatte 1 ama bu bilgi fazladan verilmiş. Burada pound başına 5 miligram demişler ve biz bizim bunun kilogram başına kaç miligram olduğunu bulmamız gerekiyor. Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Pembeyle yazayım. Pound başına 5 miligram. Az önce de söylediğim gibi bunun kilogram başına kaç miligram olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu eğer kilogram başına kaç pound olduğuyla çarparsak, işte buradakinden bahsediyorum, çarpı 2,2 pound bölü kilogram. Bu noktada eğer kafanız karıştı ve 2,2'ye bölmek yerine neden çarptık diye düşünüyor iseniz, birimleri dikkatlice incelemenizi öneririm. 2,2 pound bölü kilogram yazdığımı fark ettiniz değil mi? 1 kilogramda 2,2 pound vardır ve burada da pound olduğu için yapmamız gereken işlemin bu olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü küçük bir analiz yaptığımızda bu poundla bu poundun birbirini götüreceğini biliyoruz. Zaman içerisinde bu kadar detaylı düşünmediğinizi göreceksiniz ama eğer bu tarz birim değişikliklerini yapmaya yeni başladıysanız birimleri kontrol edip yapmanız gereken işlemin ne olduğuna, neyin neyi götüreceğine bakarak karar verebilirsiniz. Burada payda pound var payda da da o halde doğru yoldayız. Pay ve paydadaki poundlar birbirini götürecek. 5 ile 2,2'yi çarpınca da 5 çarpı 2 10 eder. 5 çarpı 0,2 de 1. O halde bu 11'e eşit olur. Böylelikle payda miligram kaldı. Sonucu da kilogram başına 11 miligram olarak bulmuş ve doz bilgisini metrik sisteme çevirmiş olduk. İngiliz ve metrik sistem karışımı olan doz bilgisi artık metrik sistemde ve bu şekilde daha kolay bir biçimde ilerleyebileceğiz. Şimdi de ne kadar çözelti vermemiz gerektiğini bulalım. Önce grama geçelim çünkü burada miligram, burada da gram var. Evet, önce bunu grama dönüştürürsek daha iyi olacak. Az önceki gibi paydada miligram olması lazım. Bunu da turuncuyla yazayım. Paydada miligram, payda gram olması gerekiyor. Neden? Çünkü bununla bunun birbirini götürmesini istiyorum. Böylece payda gram kalacak. 1 miligramda kaç gram vardır? Şöyle düşünelim, 1 gram 1000 miligramsa, 1 miligramda da 1 bölü 1000 gram vardır. Bununla bunu çarpalım, miligramlar birbirini götürecek ve geriye 11 bölü 1000 gram bölü kilogram kalacak. Şu anda elimizdeki birim gram ama biz bu birimin mililitre olmasını istiyoruz. O halde bir doz çözeltide kaç mililitre vardır sorusuna cevap vermeye çalışalım. Şuradan devam edeceğim. 11 bölü 1000 gram bölü kilogram bulmuştuk. Bu arada şu anda bize verilen doz bilgisini farklı birimlerle yazmaktan başka bir şey yapmadım henüz. Peki kilogram başına ne kadar çözeltiye ihtiyacımız olacak? Buradaki gramın yok olmasını ve payda mililitre elde etmek istiyorum. Ve bunu yapmak için de paydada gram, payda mililitre olması lazım. Çözeltimizde mililitre başına kaç gram ilaç vardı? İşte burada mililitre başına 0,9 gram. Bunu her bir mililitrede 0,9 gram olduğu şeklinde yazalım. Payda mililitre, paydada da kilogram istediğimiz için bunun tersini aldım. Böylece bunlar birbirini götürecek. Evet, bu çarpma işlemini yapınca gramlar birbirini götürecek ve geriye önce birimleri yazayım. Mililitre bölü kilogram. Şimdi de çarpmayı yapalım. 11 bölü 1000 çarpı 1 bölü 0,9. 11 bölü 1000 çarpı 0,9 mililitre bölü kilogram. Ve artık ağırlığı da kilogram türünden elde ettiğimize ve kilomuzu da bildiğimize göre geriye son bir çarpma işlemi kaldı. Bunu hesap makinesiyle yapacağım. Sonucu hasta başına kaç mililitre olarak bulmamız lazım, öyle değil mi? Başka bir deyişle kilogramın yok olması gerekiyor. O halde bunu kilogram bölü hastayla çarpacağız. Bu arada her hastanın ağırlığının da aynı olmayacağını sanırım söylememe gerek yok. Ama bu işlemi yaptığımızda kilogramlar birbirini götürecek ve geriye hasta başına kaç mililitre vermemiz gerektiğini, yani bizden isteneni bulmuş olacağız. Doz baş. Bir hastaya kaç mililitre çözelti verilmesi gerektiği. Peki ağırlığımız ne kadardı? 72,7 kilogram. Bu son işlemi de yaparsak sonucu bulmuş olacağız. Bu ikisi birbirini götürecek. 11 çarpı 72,7 bölü 1000 çarpı 0,9. Aslına bakarsanız 1000 çarpı 0,9'un neye eşit olduğunu bulmak için hesap makinesine ihtiyacım yok. Bunun 900'e eşit olacağını hemen söyleyebiliriz. Birimleri de yazalım. Mililitre bölü hasta. Bunun doz başına kaç mililitre olacağını da söyleyebiliriz tabii. Eğer nasıl isterseniz ve artık hesap makinemizi çıkaralım. 11 çarpı 72,7 bölü 900. 0,88 eğer yuvarlarsak 0,889 diyebiliriz. Doktorun bu konuda sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Farklı bir renkle yazayım. Çözeltiden 0,889 mililitre. 12 saatte bir alınan doz buysa, 2 gün içinde kaç mililitre diye soracak olurlarsa da, 2 günde 48 saat olduğuna göre bunu 4 ile çarparız olur biter öyle değil mi? Evet umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. İleride bana bakacak hemşirelerin ilacı doğru bir şekilde vermelerini sağlayabildiysem veya sağlayabileceksem ne mutlu bana. Bu arada tabii öncelikle doktorun verdiği dozun doğru olması lazım yoksa bu yaptıklarımızın hiçbir önemi yok. Her neyse